Sevgili dostlar, birinci gün kamptayız. Size kamp yerini gösterip, öncelikle kamp yerinden bahsedip, artılarından, eksilerinden bahsetmek ve mekanı tanıtmak istiyorum. Evet, hemen başlayalım ama önce şu kayanın üzerine bir çıkalım. Arkadaşlar, burası Uzunkum Beach'in yanında. Şurada Uzunkum Beach var. Uzunkum Beach'in yanında ücretsiz bir alan, İtalyan koyu diye geçiyor burası. Arabayı arka tarafa bıraktık. Evet arkadaşlar, mekan 10 numara. Gerçekten çok güzel. Harika. Ailemle geldim bu sefer kampa. Ailecek bir kamp yapıyoruz. Böyle biraz mekanı tanıtalım. Maalesef böyle çöpleri bırakıp gitmişler. Artıları eksileri neler? Birincisi çok fazla böcek var. Kesinlikle çadırınız sineklikli çadır olmalı ve gece sinekliğiniz kapalı olmalı. Çok değişik değişik gece böcekler geliyor, şaşırtıyor. Yaklaşık 1 saat, 1,5 saat kadar malzeme taşıdım. Bayağı zor oldu ama değdi. Gerçekten çok güzel, kendimize has doğal bir ortamda şu anda kalıyoruz. Mekan güzel. Kayalık. Zor gelinecek bir yer. Ama güzel. Şu karşıda ücretli bir yer. Günlük bir aile için 2 kişi ve çocuklar için 18 yaş altına ücret alınmıyor. Çocuklar için 100 TL istiyorlar günlük. Şimdi şu tepeye çıkıp bir bakayım. Bir de tepeden görelim mekanı. Mekan böyle arkadaşlar. Ama deniz gerçekten müthiş ya. Harika bir deniz var. Yani balık konusu biraz zayıf sanırım. Bu İbrice limanında balık çok. Orada da dalış yasak. Zıpkın av yasak. Hem tepeye bakacağım hem de telefon çekiyor mu diye ona bir bakacağım. Millet ileriye doğru gidiyor. Nereye gidiyorsa. Herkes herhalde ailesine bizim gibi boş yer arıyor olabilir. Şöyle bir bakalım neler var neler yok. Evet. Her tarafa hazır bir nokta. Şurası İtalyan koyu. Haritalarda çıkmıyor. Tarifi Uzunkum Beach diye alıp yan tarafındaki yoldan girmeniz gerekiyor. Manzaramız müthiş. Hafta içi gelmek lazım. Bugün günlerden salı. Hafta içi gelmenizi tavsiye ederim. Ve malzemelerinizi almanız lazım yanınıza. Çünkü burada bakkaldır, şudur budur yok. Her şeyi arabanıza alıp öyle gelmeniz gerekiyor. Oh, sahil çok kalabalıklaşmış. Biz vallahi iyi yer seçmişiz, zor oldu ama bayağı güzel yer. Kamp kurduğumuz yer. Tek başımızayız. Valla sahilde kamp kuracaksanız hafta içi bile problemli. Hemen gösterelim. Buranın bu kalabalık olmayan hali arkadaşlar, görüyorsunuz. Bir de devamlı şuradan patlama sesi geliyor, muhtemelen maden var. 7/24 patlama sesi duyuyorsunuz. Biraz sinir bozucu ama öyle, gece uyurken mesela patlama sesini uyanabilirsiniz. Şurada bir sulama kanalı varmış arkadaşlar. Tatlı su geliyor deniyor. Ve su temiz deniyor ama tabii ne kadar doğru bilinmez. Belki ihtiyaç olursa su alıp kaynatıp kullanırız. İçmek için değil de belki kullanmak için. Bu gördüğünüz gençler de kendilerine
kamp yeri arıyorlar. Umarım bizi rahatsız etmezler. Sanırım dolaştılar, bölgeye baktılar çünkü her yer dolu buralarda ve geri dönüyorlar. Gördüğünüz gibi gittikçe kalabalıklaşıyor. Bu arkadaşlar da karavancılar. İleride umarım biz de bir karavan hayatını geçiririz. Bir de şöyle olta atanlar yok mu Allah'ım, böyle milletin arasında sanki balık tutacakmış gibi, komedi ya. Ya balık olacak bir yer var, olmayacak yer var ya arkadaş. Şöyle bir döneyim. Çadır kurduğunuzda gölgelik inanılmaz önemli. Yoksa nar gibi kızarıp geri dönmek zorunda kalırsınız. Kesinlikle gölgelik muhakkak alın. İyi kötü bir gölgelik kurmanızı tavsiye ediyorum. Evet arkadaşlar, şimdi biraz size suyu göstereyim, suyun altını göstereyim. Şimdi biraz denizin altını keşfedelim. Saroz'un suyu biraz soğuk. Dalış kıyafetini getirmedim. Şu an öğlen sıcağında bile bir şok yaşatıyor bu su insana. Şimdi kamerayı şöyle bir bırakıyorum. Gözlüğü takacağım. Buz gibi la. Haydi bakalım. Haydi. 2-1. Çok temiz gördüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi su çok nezih, çok temiz. Çok ufak balıklar var eminim. Burada çok güzel kayalar. Balık yuvaları da vardır ama ekipmanı getirmedik. Palet getirdim sadece. Belki bir sonraki güne de paletle bir dalış yapabilirim. Zıpkın, ufak zıpkın getirdim. Bir deneriz şansımız. Şimdilik yüzerek çekmeye devam.
paletsiz çok zor ya, alışmışız palete. Bir de kamerayı tutarak yüzmek çok zor. Ama mekan çok güzel. Oh, deniz böyle arkadaşlar, deniz nefis. Bu sinekler, sinek ilacı sıkmamıza rağmen adamı delik deşik ediyorlar. Ateş yakamıyoruz. İyi bir ateş yakamıyoruz. İyi bir ateş yakmak lazım. Çok fazla yakılacak bir şey yok burada. Gence kendi getirdiğimiz mangal kömürü var. Onu yakabiliyoruz. O yüzden yakmadık. Sinek ilacı da çok fazla kurtarmıyor. Maalesef. Bir çadırı da buraya atmışlar. Burada fena değil diğer olarak ama bizimkisi daha güzel. Şöyle bir manzarayı göstereyim sizlere. Akşam üstü. Arkadaşlar şimdi size güneş paneli sisteminden bahsetmek istiyorum. Detaylı göstereceğim. Belki başka kurmak isteyen de bu şekilde yapmak isteyen de olabilir. Şöyle bir panelimiz var. Bunu böyle kayaların üzerine koydum. Buradan kablo aşağı gidiyor. Bunu burada bırakıyorum. Devamlı oradan güneşten aküleri şarj ediyor. Şimdi şunu şöyle bir bırakayım. Düşmeden. Evet arkadaşlar, üzerine örtüyorum ki güneşten etkilenmesin. Görüldüğü üzere burada bir tane şarj kontrolcü cihazımız var. İki tane akü var. İki akü de şarj kontrolcüye şuradan bağlı. Şuraya güneş paneli bağlı. Görüldüğü gibi şu anda güneş panelinden aküyü şarj ediyor. Böyle gösteriyor. Bunun üzerinde yine çıkış var buradan elektrik almak için. 12 volt buradan direkt alıyoruz ama burası biraz zayıf, tavsiye edilmiyor. Şuradan şu beyaz kablolarla elektrik alıyorum. Bir tane burada araba şarj cihazım var. Buraya telefonları takıyoruz şarj etmek için. Bu 3 girişten bir tanesi gerçekten şu bir buzdolabın girişi. Şu 2 girişe de buradan LED ampullerimiz var 2 tane. Bunları da takarak buradan direkt gece karanlıkta kalmaktan kurtuluyoruz. Güzel bir sistem. Devamlı bu güneşten istifade ederek bu şekilde kullanıyoruz. Aynı zamanda görüldüğü üzere telefonlarımızı ve GoPro'yu, GoPro pillerini buradan yine şarj ediyoruz. Şu anda işimizi çok iyi görüyor arkadaşlar. Bizce çok iyi oluyor. Yapmak isteyene tavsiye ederim. Deniz seviyesi bayağı yukarı geliyor. Umarım bu gece bize bir macera yaşatmaz. Şimdi şurada diyorum mangal için şöyle şuraya bir yer yapayım. Mangalımızı yapacağız. Akşam yemeğimizi yiyeceğiz. Ondan sonra geriye yıldızları seyretmek kalıyor. Hadi başlayalım mangal hazırlamaya. Manzara bu. Bir yandan siz manzarayı seyredin, bir yandan da ben ateşi yakayım. Çakmak vardı burada. Wow. Evet arkadaşlar, burada tavuklarımız pişiyor.
Burada semaverimiz hazır. İkisi de hazır. Şimdi lambalarımızı yakalım. Bu arada lambalarımızı fişlerini takıyoruz. Mutlusun. Haydi bakalım. Babi. Biz şimdi bu bölümü burada sonlandırıyoruz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kampın ikinci gününde devam edeceğiz. Sevgili dostlar, herkese merhaba. İkinci kamp gününden herkese günaydın. Sabahın 9, suları şu anda. Şöyle bir kötü bir durum oldu. Yer herkes açık olması hasebiyle, herkesin halkın malı olması hasebiyle çok fazla gelen giden oldu. Hatta gece işte konaklamak isteyenler oldu. Sabahın 6'sında gelip uyandıranlar oldu. Ya biz de burada konaklasak olur mu falan diye. Yine Allah'tan milletimiz anlayışlı aile olduğu için konaklamaktan vazgeçtiler. Şimdi güzel bir kahvaltı yapacağız. Bir de bugün zıpkını getirdim. Paleti getirdim arabadan. Balık avı yapmayı deneyeceğim. Bakalım nasip de varsa olur. Yeterli ekipman olmadığı için açılamayacağım. Kıyıdan bir deneyeceğim. Yani muhtemelen de pek bir balık yoktur ama nasibimize belki bir sürü geçer. Bir sürüye denk geliriz, alırız. Artık nasip, onu göreceğiz. Yavru balıklar geliyor böyle kıyıya. Çık 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 çık. Herhalde buradan yemlenmeye mi çalışıyorlar, ne yapıyorlarsa. Şimdi şu kayanın üstüne bir çıkalım bakalım. İnanılmaz bir su. Şimdi güzel bir kahvaltıya gider. Evet, bugünkü menümüz kahvaltıda kavurma. Güneş fena yakıyor. Gölgelik çok önemli. Bir videoda belki kaç defa söylenir bilmiyorum ama gölgeliksiz bu iş olmaz. Burası aslında kayalık bölge. Burada balık olması gerekiyor normal şartlarda. Ama bakacağız, bakacağız. Balığa da bakacağız. Belli mi olur? Bir bakmışsın, avlamak nasip olur, avlarız. Millet tepeye çadır kurmuş, göstermiştim sanki. Şimdi bir dalış denemesi yapıyoruz.
Arkadaşlar gerçekten müthiş bir sıcak var, yakıyor. Gölgelikten çıkamıyoruz yani. Buzdolabımızı güneş panelinden çalıştırmaya başladık. Şöyle panelden elektriğimiz göstermiştim. Şu yukarıdan geliyor güneş panelimizden. Regülatörden geçiyor, akülerden geçip bu cihazımızı çalıştırıyoruz. Çok ciddi manada soğutmuyor ama yine de işe yarıyor. Yani içinde buzlu su olduğu için en azından o suyu tamamına böyle yayacaktır. Bir tık daha işe yarayacaktır. Bunlar bizim çöpler değil. Bir çuval çöp götürdüm. Şimdi kendi çöplerimizin yanında yine etraftaki çöpleri toplayıp götürüyoruz. Maalesef insanımız bu konuda çok zayıf. Evet arkadaşlar, şimdi zıpkınla balık avı yapmayı deneyeceğiz. Bakalım. İnşallah başarılı oluruz. Bakalım nasıl balık varsa vururuz. Ekipman olmadan olmaz. Dalış paletlerinden sonra, eskiden ben bu paletlerle yüzmeye çalışıyormuşum ilk dalışa başladığımda. Bugün tekrar dedim belki işimi görür. Arabada malzemeye yer olmadığı için bunlarla geldim. Ama imkansız yani hakikaten. Dalış paleti ve mümkünse karbon palet olması çok önemli. Ve dalış kıyafeti olmadan olmuyor. Çünkü nefes tutarken üşüyor insan. Ciddi manada üşüme geliyor. Bunlarla bu iş acık. Bunlarla anca böyle suda çimersin. Arkadaşlar şöyle atalım. İkinci günün de sonuna geldik. Gayet iyi geçiyor şu anda kamp. Devam bakalım. Evet, gölgeliğe gerek kalmadı. Şimdi etraf biraz dağınık. Etrafı biraz toparlayacağız. Ondan sonra yine güzel bir kavurma yiyeceğiz. Kavurma yapacağız. Bu iş tamam. Çay olayımız tamam. Şimdi yemek olayına geçelim. Bu çay çabuk kaynar. Yemeği hemen halledelim. Sabah mı kavurma yaptık? Sabahki kavurmanın içi buzdu. Şöyle gösterebiliyor muyuz bakalım? Evet arkadaşlar, çaylar da geliyor. O zaman bize afiyet olsun.